Tekrar işe koyulma zamanı. Kahvaltı hazır. Ne çabuk yedin? Benim kızım kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu biliyor. Kahvaltını silip süpürmen çok güzel. Ama bu kadar hızlı yememelisin oğlum. Aa, değil mi? Ben de anlamadım. Niye öyle oldu? Biraz daha ister misin kızım? Evet anne. Az önceki her şeyden biraz daha istiyorum. Kahvaltını çok acıkmış, görünmez bir canavara falan yedirmiyorsun değil mi? Görünmez canavar mı? Ah, siz anneler. Size bir şey söyleyeceğim ama inanmayacaksınız. Aslında ben de bir şey söyleyeceğim. Benim söyleyeceğim şeyi midem söyledi galiba. Az önce kahvaltım kayboldu. Acaba tabaklar mı yedi? Belki uzaylılar ışınlamıştır. Dünyadaki yiyeceklerle ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hem de onlara ışınlıyorlar. Uzaylıların işi olduğundan emin değiliz ki. Belki gizli bir göreve gitmişlerdir. Ya her sabah olursa? Hayatımda ilk kez bir sabah kahvaltı yapmadım ve kendimi çok yorgun hissediyorum. Sanki 2 ile 2'nin kaç ettiğini bile bilmiyor gibiyim. Bence ballı süt ediyor. O uzaylıların karşısına çıkıp hepsini siz mi yiyeceksiniz? Hani bana kahvaltı demek istiyorum. O eve birinin taşındığını bilmiyordum. Ben de yaşlı insanların parende atabildiğini bilmiyordum. Ben bildiğim bir sürü şeyi bilmiyorum sanki. Niye bize her sabah mutlaka kahvaltı edin dediklerini artık anladım. Bugün yaşadığımız ikinci garip olay. Mutlunun düşmesi mi? Yok, o hep sakardır. Hayır. Önce kahvaltılarımızın kaybolması, sonra da aşırı enerjik bir nine. İçimden bir ses, bunları birbirine bağlamalıyız diyor. Ben kahvaltısızlıktan ayakkabılarımı bile bağlayamadım. Hadi gelin. Bir saniye, tanımadığımız insanların evine izinsiz giremeyiz. Ben babaannemin odasına bile izinsiz girdiğimde burnuma kuşkonmaz sallıyor. Kuşkonmaz mı? Kuşkonmazı sevmem de. Enerjik nine. O da ne öyle? Nasıl sesleneceğimi bilemedim. Biz yeni komşularınızız. Belki yardıma ihtiyacı vardır. Evet, salıncaktan öyle atlamanın acısı şimdi çıkıyor olabilir. Niye tavana bakıyorsun? Bilmem, belki tavanda örgü örüyordur. O örümcek adamın ninesi değil. Nereden biliyorsun? Merhaba çocuklar. Evinize izinsiz girdiğimiz için özür dileriz. Sizin için endişelendik. Yani normal yaşlı insanlar gibi olsaydınız endişelenmezdik de öyle zıp zıp zıplayınca korktuk. Size bir hikayem var çocuklar. Ha? Nihayet normal bir nine. Yıllar önce köyde dedemin evindeydim. Süt sağar, peynir yapar, arılarımızdan bal alırdık. Derken bir sabah... Bu işte bir gariplik olduğunu anladım. Bir ipucu bulabilmek için etrafta gezmeye koyuldum. Yere damlayan ballı sütleri gördüğümde doğru iz üzerinde olduğumu anladım. Niye çocukların kahvaltısını çalıyorsun? Niye evimize izinsiz giriyorsun? Önce ben sordum. Ayrıca gelmeden ağacı yani kapıyı çaldım. Çizgi filmlerdeki tüm kötülerin amacı nedir? Dünyayı ele geçirmek mi? Evet, benim amacım çok daha lezzetli. Dünyadaki tüm çocukların kahvaltılarını ele geçirmek. Niye ama?
Ben hep abur cuburla beslenirdim. Bu yüzden ismim de abur cubur zaten. Sonra bir gün kahvaltıyı denedim. Meğer ne müthiş bir şeymiş. O günden itibaren kahvaltı kolik oldum çıktım. Abur cubur yerken hep yorgun ve dalgın olurdum. Ama bak artık gözlerim ışıl ışıl. Kafam süper hızlı çalışıyor. Çok enerjiyim. Bütün gün koşturabilirim. O halde git kendine kahvaltılık al. Bizimkilerden ne istiyorsun? Ben kötüyüm. Mutlaka kötü bir şey yapmam gerek. Köydeki tüm çocukları topladım. Hep birlikte abur cuburun ülkesine gittik ve bizden kaçırdığı kahvaltıları afiyetle mideye indirdik. Biz yedikçe o küçüldü, küçüldü ve yok oldu gitti. Abur cuburun ormanında küçük bir bal tüpü bulmuştum. Tüpte bal yedikçe abur cuburun ülkesine gidebiliyordum. Yıllardır sürekli gidip kontrol ettim. Ortada yoktu. Ama bu sabah o uzun kahvaltı sofrasını yine çocuklardan çaldığı kahvaltılarla donattığını gördüm. Peki şimdi ne yapacağız? Bu kez işimiz daha zor olacak. Ama başaracağız. Bir gün yine abur cuburla karşılaşacağımı biliyordum. Bu yüzden hazırlıklıyım. Çantalarda ne var? İhtiyacımız olan her şey var. Sen kimsin? Kahvaltı nine nerede? Siz? Ama bu nasıl oldu? Siz çocukluğunuza döndünüz. Abur cuburun ülkesinin tek güzel yanı bu. Peter Pan'ın ülkesi gibi. İşte kahvaltı sofrası. Bobby'yi geçip kahvaltılara ulaşabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bobby mi? Kahvaltıdan güç alıyor olmalı. O kahvaltıyı ne pahasına olursa olsun etmek zorundayız. Onu yakaladı. Midye, çantana bak. Zeytin matik mi? Ballar. Öbür düğmeye bas. Hey çocuklar, havadayken bir şey gördüm. Gelin. Ballı süt. Bu kadar güçlü ve enerjik olmasına şaşmamak gerek. Benim bir planım var. Ballı sütüm yanımda, enerjim çok kanımda, kahvaltım tam tadında. Bal, 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 bal. Hani bana süt, hani bana peynir, hani bana bal, hani bana zeytin, hani bana süt, hani bana ekmek, hani bana kahvaltı. Bal, bal. Hani bana süt, hani bana peynir, hani bana bal, hani bana zeytin, hani bana süt, hani bana ekmek, hani bana kahvaltı. Yumurtam rafadan olsun, sütün içine bal olsun, hadi afiyetler olsun. Beni geçebilirsiniz, size aşk olsun. Hani bana süt, hani bana peynir, hani bana bal, hani bana zeytin, hani bana süt, hani bana ekmek, hani bana kahvaltı. Kahvaltının faydasını siz de bilin istiyorum. Sütümün içine hep ben illaki bal koyuyorum. Yumurtam, bal ve peynirim, her sabah iştahla yerim. Kahvaltımı yapınca ben çok çok güçlü hissederim. Hani bana süt, hani bana peynir, hani bana bal, hani bana zeytin, hani bana süt, hani bana ekmek, hani bana kahvaltı. Bal, bal. Hani bana süt, hani bana peynir, hani bana bal, hani bana süt, hani bana ekmek, hani bana kahvaltı. Bu bal tüpü çantalar sizde kalsın. Artık abur cuburun ülkesini kontrol etmek sizin göreviniz. Hala merak ettiğim bir şey var. Nasıl bu kadar enerjiksiniz? Abur cubura. Acaba abur cubur şimdi nerededir? Ah! Kahvaltı ninenin kahvaltı mucizesi için üç kere yaşasın.